Düzce'nin gerdanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü Asar Deresi rekreasyon projesi doğal afetlerden ötürü sıkıntılı geçen süreçlere karşın tüm hızıyla ile ilerliyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü projenin düzenin geleceği açısından önem taşıdığını ve bittiğinde çok güzel olacağını söyledi. Asar Deresi'nin her dönem göreve gelenler tarafından yapılması düşünülen ama ertelenen bir proje olduğunu ifade ederek açıklamalarına başlayan Başkan Özü, biz ödüllü projemizi hayata geçirdik, ihalesini yaptık. İhalesini yaptıktan sonra ekonomik maliyetlerden dolayı iki kere ihale iptal oldu. Üçüncü ihalede belediyemizin şirketi Beltaş firması ihalemizi kazandı. İşe hızlı şekilde başladık. Fora kazık makinesi getirerek kazıkları çakmaya başladık. 20 metrelik kazıkları çaktıktan sonra 12 ve 14 metrede suya rastladık. O bakımdan belli miktardaki kazıkların boylarını 20 metreden 12 metreye düşürdük ve sayılarını arttırdık. Akabinde amfi basamaklarımızın imalatını yapıp tamamladık. Köprü temeli ayaklarından birinin imalatının da son aşamasına geldik dedi. Projede uygulanacak olan bir kısım imalatların sahada yerinde yapılırken bir kısmının ise Ankara'da bir firma tarafından üretildiğini, düzceye getirildiğini ve monte edildiğini sözlerine ekleyen Başkan Doktor Faruk Özü, iki köprü ayağının, ankajlarının hazır olduğunu Derenin düzce tarafında kalan kısmının da imalatını bitirip ankajının yerleştirilip köprünün bağlantısının gerçekleştirileceğini belirtti. Projeye en zor etaptan başladıklarını ifade eden Başkan Özü, köprünün de olduğu bölge burası. Diğer etaplarda, köp diğer etaplarda da köprülerimiz var ama eski köprüler kalacak. Yerine yeni modern köprüler gelecek. Peyzaj düzenlemesinin en yoğun olduğu kısım da burasıydı en zor kısmından başlayalım dedik. Merkez tarafı ile azmi milli tarafını birbirine tatbik edeceğiz. Eski film platosunun oraya da bir park yaptık. Düzce'nin en büyük parkı olan 23 Nisan Parkı orayı da buraya entegre edeceğiz. Yani biz burayı yaparken orayı da yapmış oluyoruz. Asar suyunun sağında ve solunda bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Burası düzcelerin sık sık uğrayacağı bir alan olacak tüm bunları yaparken çevre düzenlememizi de gerçekleştireceğiz şeklinde konuştu. Başkan Özlü proje doğrultusunda mevcut yolun kısmen trafiğe kapatılmasından ötürü vatandaşların ve esnafların sıkıntı yaşamasına da değinerek şunları söyledi. Bizim birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı. Canı biz burada yolu trafiğe açmış olsaydık burada sürekli yağmur yağıyor ve zemin yumuşak durumda. Oradan bir araç geçerken yol çökse ve insanlarımıza bir zarar gelse biz bunun cevabını veremeyiz. En önemli konu güvenliktir. Sıkıntı çekeceğiz. Bittiğinde herkes görüyor ki çok güzel oluyor. İstanbul Caddesi'nde de çok sıkıntı yaşadık. Ama şimdi insanların en mutlu olduğu yerlerden birisi İstanbul Caddesi oldu. Pırıl pırıl bütün esnaflar memnun. Ticaret daha da hızlandı. Burası da aynı şekilde olacak. Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan otopark noktasında da projeyle eş zamanlı olarak otopark konusunda çözüme kavuşturacaklarından bahseden Başkan Doktor Faruk Özlü... Otopark konusunda asla göz ardı etmiyoruz. İmar planımızda belirli bölgelerde otopark alanları oluşturduk. İnsanlar sonuçta buraya aileleriyle gelecekler. Geldiklerinde araçlarını park edecekleri, geldiklerinde araçlarını park edecekleri alanları da yine burada oluşturuyoruz. Her, her şey planlanmış şekilde devam ediyor. Düzce'ye 100 sene, 200 sene, 300 sene sonra bile ayakta kalabilecek bir eser bırakmaya çalışıyoruz. Böyle büyük projeler biraz meşakkatli ve zor oluyor vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz ama bitince çok güzel olacak şeklinde konuştu.